Arkadaşlar merhabalar. Bugün tarih dersimizle karşınızdayız. Ben öğretmeniniz Tolunay Tarı. Bugün sizlerle beraber Sevi Barış Antlaşması ve akabinde yaşanan süreci ele alacağız. Cepheler dönemini açacağız ve milli mücadelede sıcak savaşın yaşanmış olduğu süreci değerlendireceğiz inşallah. Baktığımızda ilk olarak Sevi Barış Antlaşması ile yola başlayacağız. Genel olarak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki Sevi Barış Antlaşması'na başlamadan önce tarihsel filmi birazcık geri sardırmanızı istiyorum. Şimdi Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na katılmıştı. 1. Dünya Savaşı'nda 9 ana cephede işte 2 tane taarruz, 4 tane savunma, 3 tane müttefiklerine yardım için açtığı cepheler olmak üzere bu 9 ana cephede arkadaşlar mücadele etmişti. Osmanlı Devleti bu mücadelede arkadaşlar Çanakkale cephesi dışındaki cephelerde üstünlük kuramadı. Yani Çanakkale cephesi dışındaki 8 cephede yenilgiyle durum sonuçlandı. Burada tabii ki de Kutulamare gibi örnek veriyorum Irak cephesinde belli bir alanda önemli zaferler, önemli başarılar elde edilmiştir. Fakat devam eden süreçte Osmanlı Devleti o cepheleri arkadaşlar kesin bir galibiyetle sonuçlandıramamıştır. Çanakkale cephesi hariç. Osmanlı Devleti savaşta çok yıpranmıştır arkadaşlar. Çok sayıda askerimiz şehit olmuştur. Çok sayıda insanımız yaralanmıştır. Ve ekonomik anlamda da savaşın getirdiği büyük bir yük vardır. ABD Başkanı Woodrow Wilson'un arkadaşlar yayınlamış olduğu Wilson ilkeleri prensibince arkadaşlar Osmanlı Devleti bu ilkelere güvenerek arkadaşlar savaştan çekilme kararı almıştı. Ve yine arkadaşlar devamındaki süreçte Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması'yla arkadaşlar savaştan çekilmişti. Bu süreçte özellikle galip devletlerin yani yenen devletlerin, itilaf devletlerinin biz Wilson ilkelerine uyacağız demesi Osmanlı Devleti'ndeki güven hissini artırmıştır. Ama tabii ki de Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan kısa bir süre sonra arkadaşlar bunun böyle olmayacağı ortaya çıkmıştır. Keza Wilson ilkelerinde toprak talep edilmeyeceği, savaş tazminatı talep edilmeyeceği gibi hususlar yer alırken Osmanlı Devleti ateşkesi imzaladıktan çok değil yalnızca 3 gün sonra toprağı Musul İngilizler tarafından işgal edildi ve Osmanlı'nın birçok toprağı arkadaşlar bu süreçte işgal yaşayınca bir milli mücadele hareketi doğmuş oldu. Osmanlı Devleti galip devletlerle mağlup devletler arasındaki barış antlaşmasının imzalanacağı, barış şartlarının belirleneceği Paris Barış Konferansı'na katılmıştı. Paris Barış Konferansı'nda kaybeden devletler anlamında konuşuyorum arkadaşlar. Osmanlı Devleti dışında hemen hemen bütün devletlerle barış taslakları oluşmuştu. Fakat bu süreçte arkadaşlar Osmanlı Devleti ile bir barış taslağı oluşamadı. Bunun belli sebepleri vardı. Osmanlı Devleti'nin topraklarının yüz ölçümünün büyük olması, stratejik açıdan önemli toprakların olması, önemli doğal kaynaklara Osmanlı topraklarının sahip olması özellikle galip devletler arasında da bir çekişme yarattı. Orta Doğu bazında konuşalım. Suriye topraklarında, Irak topraklarında Suriye-İngiltere anlaşmazlığı vardı. Keza en büyük problem arkadaşlar, İngiltere'nin başını çektiği İtilaf Devletleri grubunun İtalya'ya bir takım vaatlerde bulunup 1915 yılında işte o Londra gizli anlaşmasıyla arkadaşlar İtalya'yı taraf değiştirmeleri, daha sonra işte Saint Germain anlaşmalarıyla, gizli anlaşmalarla Osmanlı Devleti'nin Batı Anadolu coğrafyasından İtalyanlara önemli bir şekilde pay vermeleri. Ancak savaşın sonunda bu payın büyük bir bölümünü Yunanistan'a aktarmış olmaları, İtalya'nın arkadaşlar Paris Barış Konferansı'nı terk etmesine ve anlaşmazlıkların artmasına neden olmuştur. Aslında İtilaf Devletleri adında büyük görünür anlamda anlaşmazlıklar Paris Barış Konferansı'nda başlamıştır. Ve Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri özellikle kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı arkadaşlar bir çözüm üretememiştir barış noktasında. Devam eden süreçte arkadaşlar 24 Nisan 1920 itibariyle bizim arkadaşlar yine bir San Remo konferansı karşımıza çıkar. Burada arkadaşlar galip devletler Osmanlı ile yapacak oldukları barış şartlarını büyük ölçüde belirlemiştir. Ve Osmanlı Devleti'nin temsilcisi Tevfik Paşa buraya gitmiş. Ancak anlaşmayı gördüğünde bu anlaşma bağımsız bir devlet olma noktasındaki bütün özelliğimizi bize kaybettirir diyerek
anlaşmayı onaylamaya yanaşmamıştır. İtilaf devletleri arkadaşlar bu süreç içerisinde Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak adına, zorla bir şeyi dayatmak adına Osmanlı'nın topraklarını işgale başlatmışlardır. Bakıldığında Bursa, Mudanya, Balıkesir, Uşak, Nazilli gibi topraklarımız arkadaşlar San Remo Konferansı'ndan kısa bir süre sonra işgal edilmeye başlanmış ve bununla beraber, bunun akabinde değerli arkadaşlar, Yunanistan, Tekirdağ kadar Doğu Trakya coğrafyamızda arkadaşlar işgale başlamıştır diyebiliriz. Bu süreçte damat Ferit Paşa ve arkadaşlar Vahdettin konuşup görüşmüş ve bir barış taslağını onaylama ve bu süreci bir barışla, barış anlaşmasıyla sonuçlandırma nihayetine varmışlardır. Ve arkadaşlar 10 Ağustos 1920'de Paris yakınlarındaki Sevr kasabasında bir porselen fabrikasında Sevr Barış Antlaşması arkadaşlar imzalanmıştır. Tabi aslında Sevr Barış Antlaşması diyoruz ama arkadaşlar inanın barış kelimesi sadece içinde var, yani isminde var. Hiçbir şekilde bir anlaşma da değil aslında, bir barış da içermiyor. Çünkü anlaşma dediğimiz şey karşılıklı olur değil mi arkadaşlar? Ama Sevr Antlaşması karşılıklı bir anlaşma değil ki arkadaşlar. Galip devletlerin bize zorla dayattığı, bak imzalamazsan topraklarını işgal ederim diye bize tehdit ettiği bir anlaşmadır. Aslında uzun da bir anlaşma değerli arkadaşlar. 433 maddeden oluşuyor. Bayağı bir uzun bir anlaşma arkadaşlar. Şöyle bir süreç var. Aslında biz yıldızlı ifadelerde bunları göreceğiz değerli arkadaşlar. Uyarılar kısmında, kitaplarımızda da. Önce bir arkadaşlar içerisinde ne var? Biraz bunlara bakalım. Daha sonra da bizim için yıldızlı, önemli gördüğümüz noktaları ayrıyetten belirtelim. Arkadaşlar Doğu Trakya, Tekirdağ kadar olan bölgeler oralarda dahil ve Batı Anadolu, işte İzmir, Manisa, Aydın civarları arkadaşlar Yunanistan'a bırakılacak. Toprak bütünlüğümüze tamamen aykırı bir durum. Mardin, Urfa, Antep ve Suriye Fransa'ya, Arabistan ve Musul dahil Irak, İngiltere. Özellikle İngilizler Irak'ı istiyor. Oradaki petrol yataklarından faydalanabilmek amacıyla Musul'u ateşkes antlaşmasından çok kısa bir süre sonra işgal etmelerinin temel nedeni de budur arkadaşlar. Devam ettiğimizde Güneybatı Anadolu İtalyanlara bırakılacak. Antalya, Muğla civarlarını falan kastediyor arkadaşlar. Konya civarını. Konya'ya kadar uzanan yeri. Orta ve Batı Karadeniz, İç Anadolu ve İstanbul Osmanlı Devleti'ne bırakılacak. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey var. Ne diyor? Bakın İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak. Ancak diyor azınlıkların hakları korunmazsa Osmanlı Devleti'nden geri alınabilecek. Yani aslında siz varsınız, siz bir devletsiniz deme gibi bir lütufta bulunmuşlar kendilerince. Ama dediğim gibi tamamen göstermelik bir madde. Onu dahi, başkentimizi dahi, işte efendime söyleyeyim civarındaki yerleri, İç Anadolu'daki topraklarımızı dahi, işte bir karışıklık çıkarsa bak sizden alırız demeye getiriyorlar. Rodos 12 ada İtalya'ya, Ege adaları Yunanistan'a bırakılacak. Büyük bir, hani önemli kısmı İtalya'ya, geri kalan kısmı Yunanistan'a verilmiş. Ege'de de bütün hakimiyetimizi ve varlığımızı sonlandıran bir durum denizlerde. Azınlıklar askerlik yapmayacak, vergi vermeyecek ve her türlü okul açılabilecek. Kültürel anlamda bir toplum yaratma noktasında arkadaşlar ciddi anlamda önümüze konmuş bir engeldir. Herkes dilediği gibi okul açabilir. Eğitimde bir birlik yok. Dilediğiniz gibi azınlık okulu, özel okul, devlet okulu vesaire gibi düşündüğümüzde ciddi anlamda birlik ve bütünlüğü kültürel anlamda bozan bir arkadaşlar yapıdır. Doğuda bağımsız bir Ermeni devleti kurulacak. Hep bu meseleyi ısıtıp ısıtıp önümüze koydular. 1878 yılındadır meselenin asıl Berlin Konferansı'nda ortaya çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslar Ermenileri ciddi anlamda desteklemiş, teşvik etmiştir isyanlara. Daha sonra Rusya'da 1917'de ihtilal olunca arkadaşlar Bolşevikler iktidara gelince ilerleyen süreçte bu sefer Ermeniler İngilizlerle ittifak halinde olmuşlardır. Hatırlayacak olursanız Mondros'ta da 6 vilayet vardı. Vilayet sitte 24. madde onu Ermeniler için koydurmuştu. İngilizler arkadaşlar oraya yine Sevr'e arkadaşlar Ermeniler için bağımsız bir devlet ibaresi koymuş. Toprak bütünlüğümüze tamamen aykırıdır. Boğazlar savaş zamanında bile bütün devletlerin arkadaşlar gemilerine açık olacak. Yönetimi Boğazlar Komisyonu'na verilecek. Bu komisyon ayrı bayrağı olacak. Bakın bizim toprağımız içerisinde yer alan bir arkadaşlar bölüm Boğazlar başka bir komisyon tarafından yönetilecek. Ve herkese açık olacak. Yani arkadaşlar açıkçası Osmanlı'nın bu stratejik önemden yararlanmasında önüne geçilmiş ve galip devletler bu alanda nüfus kurmaya çalışmış. Evet, Osmanlı ordusu dağıtılacak. Mecburi askerlik kaldırılacak. Sadece iç güvenliğimiz için arkadaşlar 50.700 kişi gibi bir ordu personel sayımız belirlenecek denmiş. Yani burada da tamamen bizi savunmasız kılmaya çalışan ve bu duruma itiraz
etmemizi engelleyen bir husus arkadaşlar karşımıza çıkmış. Arkadaşlar uyarılara geldiğimizde bizim için çok değerli ve kıymetli bir yere geldik. Burayı bence böyle altını çizelim, not alalım. Muhakkak arkadaşlar burayı kaçırmayalım diyorum. Arkadaşlar sevr anlaşması hukuken hiçbir geçerli olan bir anlaşma değildir. Sebebi şudur. Osmanlı Devleti'nde kanuni esası gereği uluslararası yapılan bir anlaşma arkadaşlar meclis onayından geçerek yürürlüğe girer. Ama 16 Mart'ta hatırlayın İstanbul işgal edildi, parlamentomuz basıldı, milletvekillerimiz tutuklandı, kimisi sürgün edildi vesaire. Bu süreçte arkadaşlar padişah 11 Nisan 1920'de meclisi pes etti. Yani ortada aslında bir meclis yoktu. Anlaşmayı onaylayabilecek bir yapı yok ve padişah damat Ferit Paşa ile beraber saltanat şurası diye bir kurul oluşturdular. Yani bu kurul sözde anlaşmayı onaylamış ama dediğim gibi ona göre buna göre hukuk olmuyor arkadaşlar. Şimdi anayasa bir, anayasaya uygun davranmak gerekiyor. Anayasal süreçte olmadığı için yani bir meclis onayından geçmediği için anlaşma hukuken tamamen geçersizdir arkadaşlar. Devam ettiğimizde arkadaşlar Türk toplumu anlaşmayı hiçbir zaman kabul etmemiş, anlaşmaya hiçbir şekilde boyun eğmemiştir. Türk toplumunun kararlılığını, azmini ve mücadele gücünü oldukça arkadaşlar bu antlaşma artırmıştır. Hatta ve hatta Türk toplumu arkadaşlar olayın gerçekten ciddi anlamda büyük boyutlara ulaştığını Sevr Antlaşması sonrası görmüş ve milli mücadeleye olan katılım, ilgi, alaka giderek artmıştır. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arkadaşlar anlaşmaya tepkisi çok sert olmuştur. Mustafa Kemal Paşa siyasi, ekonomik, adli gelişmemizi engelleyen ve toplumumuza hiçbir yaşam hakkı tanımayan Sevr Antlaşması bizim için yok hükmündedir demiştir. Ve damat Ferit Paşa arkadaşlar gıyabinde yargılanarak meclis tarafından vatan haini ilan edilmiş ve vatandaşlıklarına çıkarılmıştır. Zaten kendisi Fransa'da, yurt dışında da hayatını kaybediyor. 1923'lü yıllar civarı olması lazım arkadaşlar. Evet, Sevr Antlaşması'nda arkadaşlar genel olarak konuşacaklarımız bunlar. Şimdi arkadaşlar çıkmış sorularımızdan anlaşmamıza bir örnek verelim. Bu sürecin biraz var olan bilgilerimizi kullanmak adına önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar baktığımızda itilaflarla İstanbul hükümeti arasında imzalanan Sevr Antlaşması'na Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin karşı çıkmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir tarzında bir soru sormuş bize geçmiş yıllarda. Biz arkadaşlar sorumuzu incelediğimizde misak-ı milli ile çelişmesi, ülke çıkarlarıyla örtüşmemesi, itilaf devletleriyle imzalanması. Bu üç hususa baktığımızda arkadaşlar misak-ı milli ile çelişiyor mu? Çelişiyor. Toprak bütünlüğümüz zedeliyor. Devam ediyorum. Ülke çıkarlarıyla örtüşmüyor mu arkadaşlar? Evet, örtüşmüyor arkadaşlar. Bizim hiçbir şekilde milli varlığımızı varsayan veya bizim varlığımıza saygı duyan bir anlaşma değil. İtilaf devletleriyle imzalanması bir problem değil arkadaşlar. Bakın biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle itilaf devletleriyle anlaşırız diyor. Ama uygun bir şartta. Yani bizim de kabul edildiğimiz bir şartta. Anlaşma olarak. Anlaşma nedir arkadaşlar? İki taraflı bir müessesidir. Yani tek taraflı bir anlaşma arkadaşlar olmaz. O dayatmaya girer. Onun için arkadaşlar cevabımız 1 ve 2. Yani arkadaşlar D şıkkı, Denizli şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar konularımızı ilerlettiğimizde şimdi biraz arkadaşlar cepheler bölümünü sizlerle beraber ele alacağız arkadaşlar. Burada özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar bakın tarihimiz açısından çok önemli bir noktaya geliyoruz. Gerçekten çok değerli, çok kıymetli bir noktaya geliyoruz. İşte haritamızı görüyorsunuz arkadaşlar memleketimizin. Arkadaşlar vatanımızın doğusunda, güneyinde, batısında milletimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar büyük bir var olma mücadelesi gelecektir. Özellikle arkadaşlar işgalci devletler ve işgalci devletlerin desteklediği Ermeni çeteler ve benzeri gibi gruplar arkadaşlar belli azınlık gruplar da bu işe katılacak. Memleketimizi işgal etme noktasında arkadaşlar hareket edecekler. Bizim arkadaşlar genel hatlarıyla incelediğimizde ilk karşımıza çıkan arkadaşlar bölümü biz ele alalım. Doğu cephesinden arkadaşlar süreci başlatalım. Evet efendim Doğu cephesine baktığımızda arkadaşlar özellikle Rusya'da 1917'de Bolşevikler Ekim ayında ihtilali yapıp iktidara gelince Rusya arkadaşlar Brest-Litovsk Antlaşması'nı ittifak devletleriyle yapıp yani kaybeden devletlerle yapıp arkadaşlar savaştan çekildi. Rusya savaştan çekilince biz çok eski bir dönemde arkadaşlar kaybettiğimiz Kars, Ardahan, Batum gibi vilayetlerimizi geri aldık ve Rusya işgal etmiş olduğu işte Van'dır, Bitlis'tir, Trabzon'dur bu alanlardan da çıktı. Şimdi
Kafkaslar'da bir boşluk oluştu ve bu boşluğu değerlendiren Azerbaycan, Gürcistan arkadaşlar gibi arkadaşlar, Ermenistan gibi yapılar devletleşmeye başladılar. Burada arkadaşlar bizim Ermenilerle önemli sorunlarımız baş göstermeye başladı. Çünkü Ermeniler İngilizlerden aldıkları destekle arkadaşlar Osmanlı'nın doğu topraklarını arkadaşlar, vatanımızın doğu topraklarını işgal etmeye çalıştılar. İşte Sarıkamış, Kars, Iğdır, Erzurum, Oltu buralara kadar arkadaşlar, Van'a kadar saldırılarda bulundular. Nahçıvan'dan vesaire başlayıp buralara saldırılarda bulundular. Ve bu hususta arkadaşlar Osmanlı'dan kalmış olan 15. kol ordumuz. Bakın düzenli bir ordudur. Osmanlı'dan kalmıştır. 15. kol ordumuz komutanı, efsanevi komutanı Kazım Karabekir Paşa liderliğinde bunlarla mücadele edecektir. Eylül ayında arkadaşlar 1920 yılı itibariyle Büyük Millet Meclisi ile arkadaşlar tabii iletişim halinde olarak Ermenilere karşı arkadaşlar karşı taarruza geçmiştir. 28 Eylül 1920'de bu taarruz başlamış. Hemen 29 Eylül'de bir gün sonra mesela Sarıkamış'a girilmiştir. Daha sonra Kars'a girilmiştir. Nahçıvan vesaire ilerlenmiş ve arkadaşlar meclise bağlı kuvvetlerimiz Kazım Karabekir Paşa liderliğindeki 15. kol ordumuz arkadaşlar 7 Kasım'da Gümrü'ye gelmiştir. Ermenistan Devleti'nin başkenti Erivan'a yakındır Gümrü ve tabii kısa bir sürede üstünlük kurup başkentlerine kadar ordumuz yaklaşınca Ermeniler çareyi arkadaşlar barış istemekte bulmuştur. Ve arkadaşlar Ermenilerle 2 Aralık'a bağlayan gece 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi adına arkadaşlar Kazım Karabekir Paşa Gümrü Antlaşması'nı imzalamıştır. Gümrü Antlaşması bizim için arkadaşlar çok kıymetli. Neden çok kıymetli? Bakın tarihe dikkat edelim arkadaşlar. 2-3 Aralık 1920. Meclisimiz ne zaman açıldı arkadaşlar? 23 Nisan 1920. Yani çiçeği burnunda meclisiniz, genç meclisiniz arkadaşlar. İlk defa siyasi ve arkadaşlar askeri anlamda bir üstünlük kurmuş oldu. Biz Gümrü Antlaşması'nı ve Gümrü Antlaşması'nın bizim için ortaya koymuş olduğu kazanımları şimdi sizlerle beraber daha yakından inceleme ve değerlendirme fırsatı bulacağız. Ama Doğu Cephesi dediğimizde Ermenilerle, Ermeni çetelerle mücadele ettiğimizi, 15. kol ordunun, düzenli bir ordumuzun mücadele ettiğini, burada komutanımızın Kazım Karabekir Paşa olduğunu bilelim. Özellikle vatanımızın zaten doğu sınırlarının çizilmesine arkadaşlar Kazım Karabekir Paşa'nın çok büyük katkıları vardır. Evet arkadaşlar, Gümrü Antlaşması'nı birazcık ele alalım. Şöyle ben sayfamı da büyüttüğümde sizler için daha yararlı ve faydalı olacaktır. Daha net göreceksiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bakalım Gümrü Antlaşması ne diyormuş? Önce bir ne dediğine bakalım. Daha sonra da arkadaşlar uyarı bölümlerinde aynı o seviyedeki gibi bizim için yıldızlı ve çok önemli kısımların altını çizerek konuşalım. Arkadaşlar iki ülke arasındaki sınır Aras Nehri ve Çıldır Gölü olacaktır diyor. Kars, Kağızman, Sarıkamış ve Iğdır Türk Devleti'ne verilecektir. Yani Ermeniler buraların Türk toprağı olduğunu kabul edecek. Ermeniler Sevr Antlaşması'nı tanımayacaklar. Yani bizim için yok hükmünde olan bir anlaşmaya Ermeniler evet bizim için de yok hükmündedir diyecek. Ve bununla beraber çetesel faaliyetlere katılmamış olan Ermeniler dilerse 3 yıl içinde Türkiye'ye geri dönebilecektir. Ermeni sorunu büyük ölçüde çözülmüştür ve Ermeniler arkadaşlar burada Misak-ı Milli'yi de kabul etmişlerdir. Bakın burada maddelerimiz arasında onu almamış kitabımız ama bu çok önemlidir aslında. Misak-ı Milli Ermeniler de kabul etmiştir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk askeri başarısıdır dedik. Doğu cephesindeki başarı. Ermenistan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet olmuştur değerli arkadaşlar. Bu cephedeki birliklerin Batı cephesine kaydırılması arkadaşlar faaliyete geçmiştir. Özellikle Ermenilerden alınan bir takım teçhizat da yine Batı cephesine ne yapmıştır arkadaşlar? Gönderilmiştir. İlk defa bir belgede Türkiye ifadesi geçmiştir. Neydi arkadaşlar? Gümrü Antlaşması'nda. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin Rusya ve Gürcistan ile olan ilişkileri de güçlenmiştir diyebiliriz bu alanda, bu coğrafyada. Özellikle bizim doğu sınırlarımızı ciddi anlamda güvence altına alan, evet doğu topraklarımızı kurtardık diye bildiğimiz bir antlaşmadır. Gümrü Antlaşması. Önemli bir mücadele verilmiştir. Burada kısa sürede insanlar hemen şunu düşünüyor. Ya hocam iyi, Ermeniler baya baya gelmişti, ilerlemişti, topraklarımızı işgal etmişti. Nasıl oldu da bu kadar kısa bir sürede biz bunlara bu üstünlüğü kurabildik diye düşünüyorsunuz. Cevabı şudur arkadaşlar. Düzenli bir ordu vardır.
mesleğe askerlik olan askerlerimiz vardır. Yani eğitim almış personelimiz vardır. Ve başında gerçekten çok iyi eğitim almış, okuduğu okulları, Harp Akademisi'ni birincilikle bitirmiş çok değerli bir kumandan var. Kazım Karabekir Paşa ve gerçekten de liderliği çok kuvvetli, tartışılmayacak isimlerden. Onun da gayretleriyle arkadaşlar biz bu başarıyı ne yapmışız? Elde etmişiz. Sakın ilgiyi onlara kabul ettirmişiz. İlk defa bizi tanımışlar. Sevr'i reddettirmişiz. Yani Sevr'i onlar da artık kabul etmiyor. O anlamda bizim bağımsızlığımıza duyulan güveni de artıran bir husus. Hatta bakın Ermenilerle ilgili şu anekdotu da vereyim. Anlaşmada şöyle bir madde vardı. Ermeniler diyor isterse, talep ederse Türkiye Büyük Millet Meclisi onlara askeri anlamda destek olabilir. Yani aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ermenileri yendiği anlaşmanın hemen hemen her maddesinde vurgulanmıştı. Daha üstün geldiği, daha üstün güç olduğu vurgulanmıştı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar güney cephemize birazcık geçelim. Güney cephemizi biraz ele alalım istiyorum. Şimdi öncelikle güney cephesine geçerken şunu belirtmekte fayda görüyorum. Arkadaşlar biz evet doğuda düzenli bir ordumuz vardı. Batı cephesinde düzenli bir ordu kurup mücadele edeceğiz. Hepsi çok güzel, bir problem yok. Ama arkadaşlar maalesef güney cephemizde arkadaşlar imkansızlıklardan dolayı biz burada arkadaşlar düzenli bir birliğe sahip olamayacağız. Ama burada aziz ve necip milletimiz, kahraman halkımız arkadaşlar büyük bir fedakarlık gösterecek ve güney cephesinde arkadaşlar bedenini düşmana adeta siper edecektir. Ve buralarda da işgallerden arkadaşlar vatanımızı, topraklarımızı teker teker kurtaracaklardır. Evet efendim. Güney cephesiyle başlayalım. Şimdi Mondros ateşkesinden sonra İngilizler Urfa, Antep, Maraş, Fransızlar Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'ı işgal etmişlerdi. Daha sonra bu Suriye toprakları üzerinde Orta Doğu bu hani petroldür, şudur budur arkadaşlar, doğal kaynaklar var ya, stratejik açıdan da biraz önemli bir bölge arkadaşlar. Yani Orta Doğu'ya o coğrafyaya hakim olabilmek adına bir geçiş güzergahı üzerinde. Özellikle Suriye. Burada arkadaşlar şöyle bir yol izlenmiştir. Suriye İtilafnamesi, Suriye Anlaşması arkadaşlar İngiltere ve Fransa arasında imzalandıktan sonra İran büyük bir bölümü ve Filistin'in büyük bölümü arkadaşlar İngilizlere bırakılınca İngilizler Urfa, Antep, Maraş'ı Fransızlara vermiştir. Ve Fransızlar arkadaşlar burada Ermenilerle ittifak kurarak Ermenilerin arkadaşlar desteğiyle bu şehirleri işgal etmeye başlamıştır. Örneğin bakın çok ilginç bir anekdot. Burada Adana, Urfa, Maraş, Gaziantep savunmalarını anlatacağız. Arkadaşlar inanın kaynakları incelediğimizde bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Urfa'da arkadaşlar Fransızlar işgal etmeye gidiyor şehri. İnanın toplasanız arkadaşlar işgal sırasındaki Fransız asker sayısı 100'ü geçmiyor. Ermeni çetelerle özellikle Lübnan'dan, Suriye'den topladığı Ermeni çetelerle arkadaşlar Türk topraklarını Fransızlar işgal etmeye başlamışlar. Evet arkadaşlar burada özellikle insani anlamda ciddi olarak yıkıcı ve yıpratıcı faaliyetlerde de bulundukları için Türk toplumu tarafından bu coğrafyada ciddi anlamda arkadaşlar bir tepkiyle bu süreç karşılanacak. Arkadaşlar Batı cephesinde meydana gelen Sakarya Meydan Muharebesi sonrası Fransızlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi bir anlaşma imzalayacaktır. Ve bu antlaşma ile beraber arkadaşlar Ankara Antlaşması ile beraber arkadaşlar Güney Cephemiz komple kapanacaktır. Zaten Güney Cephemiz kapanacağı sıraya kadar olan süreçte biz baya baya şehirlerimizi kurtarmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar inceleyelim. Bizim burada hani kitabımızda böyle Antep'tir, Urfa'dır, Maraş'tır tek tek vermemiş ama ben kısacası değineceğim. Siz böyle kenarlara kıyıya köşeye arkadaşlar notlar alabilirsiniz dinlerken dersinizi. Arkadaşlar şimdi öncelikle Maraş şehri işgal edildiğinde Maraş şehri için arkadaşlar direnişte sembol bir hale gelen isim vardır. Sütçü İmam. Hatta günümüzde Maraş'taki üniversitemizin adı da nedir? Sütçü İmam Üniversitesi değil mi? Evet arkadaşlar isimleri de bu kahramanlarımızın ne yapılıyor? Devletimiz tarafından yaşatılıyor. Efendim bu süreçte Maraş halkı önemli bir direniş gösterecek. Ermeniler özellikle arkadaşlar burada Maraş kalesinden aziz bayrağımızı arkadaşlar mübarek bayrağımızı indirecekler. Böyle bir ucuz yol tercih edecekler. Ve yine arkadaşlar burada vatandaşlarımıza özellikle hanımefendilere, kadınlara yönelik arkadaşlar böyle taciz olayları, genel ahlakı bozan olaylar arkadaşlar meydana gelince halk büyük bir tepki verecek. Hatta bir cuma namazı sırasında bayrağımızın Maraş Kalesi'nden indirildiği cuma günü arkadaşlar caminin imamı arkadaşlar Rıdvan Hoca
Kalesinde bayrağı dalgalanmayan bir memlekette cuma namazı kılınmaz diyerek adeta cemaatin oradan büyük bir reaksiyon vermesi, toplumun ciddi anlamda bilinçlenmesi, bilincinin yükselmesinde önemli bir rol oynayacak. Rıdvan Hoca gibi, Sütçü İmam gibi isimler arkadaşlar düşmana karşı büyük mücadeleler verecek. Yani arkadaşlar gerçekten Maraş'ta Türk toplumu büyük bir destan yazacak diyebiliriz. Şubat ayı itibariyle 1920 yılında Maraş'tan arkadaşlar Fransızlar geri çekilmek durumunda kalacaklar. 11 Şubat 1920 tarihi itibariyle, yani daha bakın Büyük Millet Meclisi açılmadan Maraş'ın kahraman halkı arkadaşlar Maraş'ı işgalden kurtaracak. 1973 yılında da meclisimiz tarafından arkadaşlar Maraş'a kahraman unvanı verilecektir. Evet arkadaşlar, bir diğer gelişme Urfa'da olacak. Urfa'da da yine arkadaşlar 12'ler adını verdiğimiz Hacı Mustafa Hacı Kamiloğlu'nun başını çektiği grup, 12'ler adını verdiğimiz bu grup vatan savunmasında Urfa'da büyük işler yapacaktır. Yine Urfa Jandarma Komutanı olarak atanan Ali Sahip Bey arkadaşlar mücadelede büyük arkadaşlar çalışmalar yapacaktır. Ve Urfa'da da arkadaşlar bu peygamberler diyarında da arkadaşlar düşmana arkadaşlar geçit verilmeyecektir. Yine 1984 yılı itibariyle Urfa'ya da arkadaşlar şanlı unvanı verilecektir. Bu yapmış olduğu büyük direnişten ötürü. Evet arkadaşlar, Antep şehri bizim için yani hepsi acıklı ama Antep şehrinin başka da ayrı da özellikleri, durumları olacak. Antep şehri arkadaşlar düşman tarafından işgal edilmeye başlandığı sırada arkadaşlar Şahin Bey arkadaşlar önemli bir mücadele ortaya koyacak ve bu mücadele sırasında şehit olacak. Yine Kılıç Ali Bey var, o da mücadelede önemli isimlerdendir. Arkadaşlar 6 Şubat 1921 tarihi itibariyle arkadaşlar meclisimiz 6000'in üzerinde insanını kaybeden Antep şehrine gazi unvanı verecek. Fransızlar Ermeni çetelerle beraber bölgeyi kuşatacak. Bölgeye hiçbir şekilde yiyecek, giyecek gibi arkadaşlar böyle temel ihtiyaç malzemelerinin girmesine engel olacaklar ve aç ve susuz bir şekilde, inanın arkadaşlar, o kahraman halkımız 11 ay boyunca arkadaşlar dayanacak. Fakat arkadaşlar yaklaşık 10 Şubat 1921 tarihi itibariyle şehir düşecektir. Fransızlar şehri işgal etmeye başlayacaklardır. Ancak daha sonra Batı cephesinde Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zafer elde etmesi üzerine artık burada kalıcı olamadığını anlayan arkadaşlar Fransızlarla bir Ankara Anlaşması imzalanacak ve bu anlaşma çerçevesinde Güney Cephesi kapanacak. Fransızlar burayı da terk edecektir. Güney Cephemiz anlamında arkadaşlar kaynaklarda karşımıza çok çıkar. Direnişin ilk başladığı yer Hatay 4 yoldur arkadaşlar. Burada Mehmet Çavuş ilk kurşunu atıp Hatay 4 yoldur arkadaşlar. Bu eşrafın işgali sırasında direnişi başlatmıştır diyebiliriz. Yine Adana savunması önemlidir. Adana'da Tufan Bey ismi karşımıza çıkar. Adana'nın da kendi kahramanları vardır. Toros Dağı'nın eteklerinde halkımız Adana'da da büyük bir direniş örneği arkadaşlar göstermiştir. Hiçbir şekilde buralarda arkadaşlar düşmana arkadaşlar geçit verilmemiştir. Evet arkadaşlar, yine Güney Cephemizle ilgili olayı incelediğimizde bir sorumuz karşımıza çıkıyor. Herhalde şöyle bir tık daha büyüttüğümde daha net bir şekilde görebileceksiniz. Kurtuluş Savaşı'nın zamanla Batı Cephesi'nde bir Türk-Yunan Savaşı'na dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir diyor. Diğer cephelerin kapanmasıyla tüm kuvvetlerin Batı'da toplanmasının, Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne yönelik gizli paylaşım anlaşmalarını açıklamasının, Batı bölgesinde bazı Kuvayi Milli yanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmasının, işgal bölgelerinde azınlıkların yeni devlet kurmak istemesinin, Yunanistan'la 1. Dünya Savaşı'nda fiilen mücadele edilmesinin. Arkadaşlar baktığımızda cevap çok net bir şekilde A şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü bakın, Doğu Cephesi'ni kapattık. Neyle? Başarıyla. Güney Cephesi'ni kapattık. Düşmana geçit vermedi halkımız. Neyle? Başarıyla. Mücadeleyle. Peki ne kaldı geriye? Batı Cephesi. Ve hatırlayacak olursanız biz Doğu Cephesi'ndeki bir takım birliklerimizi, askerlerimizi, mühimmatı atımıza ne yapmıştık? Batı cephesini arkadaşlar yönlendirmiştik. Artık Batı cephesinde bizim milli mücadelemizin net bir şekilde galibiyetle sonuçlanması noktasında Yunanlarla kıyasıya önemli bir mücadele verilecek ve orada da toplumumuz ve halkımız, kahraman ordumuz önderliğinde arkadaşlar üstünlüğü sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, birazcık Batı cephesine giriş yapalım istiyorum. Şimdi bizim biliyorsunuz arkadaşlar Doğu Cephesi'nde bir düzenli ordumuz vardı ama Güney Cephesi'nde bir düzenli ordumuz yoktu maalesef. Şimdi Batı Cephesi'nde şöyle bir karar alındı. Çerkez Ethem,
Görü Kale Efe ve benzeri gibi birçok Huayi milliyeci burada bulunuyordu. Burada arkadaşlar ciddi anlamda bir yapıyla bu düzenli orduya Yunan kuvvetlerine, işgal kuvvetlerine karşı koymamız gerekiyor. Ve bu anlamda Büyük Millet Meclisi bir düzenli ordu kararı alacak. Bu nasıl olacak? Arkadaşlar biliyorsunuz Sivas Kongresi'de Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Komutanı olarak arkadaşlar atanmıştı. Bu sırada Çerkez Ethem'le beraber bir Gediz taarruzu yaptılar. Gediz muharebeleri. Başarılı olamadılar. İnegöl ve çevresi işgal edilince Büyük Millet Meclisi artık bu işin sadece ve sadece düzenli bir orduyla olabileceğini, başarılabileceğine karar kıldı ve Kasım ayı itibariyle düzenli ordu kurulması noktasında önemli girişimlerde bulunmaya başlandı. Ve arkadaşlar burada İsmet Bey bu kuvvetlerimizin arkadaşlar komutanlığına atandı. Batı cephesinin kuzeyine İsmet Bey, güneyine Refet Bey atandı ve bu şekilde arkadaşlar bir oluşum ortaya konmuş oldu. Fakat arkadaşlar bu süreçte tabii Yunanlılar arkadaşlar süreci artık noktalamak, işgalleri büyütmek, Ankara'ya ulaşıp Sevr'i kabul ettirmek istiyordu. Yunanlıları özellikle teşvik eden husus Çerkez Ethem'in bu düzenli ordu kararına uymaması ve İsmet Bey ve ona bağlı olan kuvvetlere karşı bir hamle yapıp harekete geçmesi, isyan etmesi durumu olacak. Ve Çerkez Ethem tabii önemli bir isim. Kuvayi Milli adına yöreyi tanıyan, eşrafı bilen bir isim. Sahayı, alanı bilen bir isim. Özellikle savaşlarda saha hakimiyeti alan bir isim çok önemlidir derler arkadaşlar. Çerkez Ethem isyanından Yunanlar yararlanmak isteyecek arkadaşlar. Bununla beraber Sevr'i biz meclise kabul ettirelim. Gidelim Eskişehir'den Ankara'ya şöyle bir kuşatalım. Buraları aldık mı zaten bize baş kaldıran milli mücadeleciler burada bu meclisi ortadan kaldırdığımızda zaten işimizi kolayca halledeceğiz diye düşünecekler. Fakat arkadaşlar Yunanlar için evdeki hesap çarşıya oynayacak. Milletimiz ve toplumumuz Büyük Millet Meclisi önderliğinde büyük bir direniş ile arkadaşlar İnönü Savaşı'nda ortaya koyacaktır. Birinci İnönü Savaşı'nda arkadaşlar Eskişehir'in İnönü mevkiinde, İnönü Ovası'nda önemli bir savunma hattı oluşturulacak ve Yunanlıların bu savunma hattını geçmesi engellenecektir. Tabi bu süreçte arkadaşlar yine bakıp değerlendirdiğimizde şunu çok açık ve net bir şekilde bizler görürüz ki Çerkez Ethem isyanı da bastırılacaktır. Ve Çerkez Ethem hatta bu sırada Yunanlara sığınacaktır. Böyle bir hadise de yaşanacak. Tabi Büyük Millet Meclisi ve kurduğumuz düzenli ordunun Batı cephesinde almış olduğu arkadaşlar bu anlamda Batı cephesi anlamında ilk zaferdir arkadaşlar. Düzenli ordumuzun da Batı cephesinde ilk zaferi. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan güven oldukça artmıştır. Çünkü yeni bir yapı Büyük Millet Meclisi ve ordu da yeni arkadaşlar. Bakın ne dedik? Kasım ayı itibariyle bu karar alındı. Ama savaşın tarihe baktığımızda 6-10 Ocak 1921 diyor. Yani çok kısa bir süre içerisinde hazırlanan ve kurulan, oluşturulan ordumuz hemen savaşa girmiştir. Evet, İsmet Bey başarısından ötürü generalliğe terfi etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Londra Konferansı arkadaşlar İtalya aracılığıyla davet edilecektir. Uluslararası anlamda Büyük Millet Meclisi'nin arkadaşlar hakimiyeti, gücü ve tanınırlığı artacaktır bu süreçte. Evet, Afganistan ile çoğunluğu Müslüman olan bir toplumla bir dostluk anlaşması imzalanacaktır. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanacaktır 16 Mart 1921 tarihi itibariyle ve meclisimizin genel anlamda görevlerini çizmek adına bir anayasa ortaya konacaktır. Çok uzun bir anayasa değil, kazuistik bir anayasa değil, her ayrıntının belirtildiği bir anayasa değil, kısa bir anayasa ama ilk defa egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ibaresi anayasada vücut bulacak, yer bulacaktır arkadaşlar. Ve İstiklal Marşımız 12 Mart 1921 tarihi itibariyle de kabul edilecektir. Hamdullah Subbi Tanrı Över Beyefendi kendisi İstiklal Marşımızı, Bağımsızlık Marşımızı Gazi Meclisi'nde okuyacaktır. Evet arkadaşlar, özellikle Çerkez Ethem olayını, Çerkez Ethem'in efendime söylemişti Yunanlılara sığındı ve o süreci arkadaşlar uyarı kısmında kitabımızda arkadaşlar ele almışız. 1. İnönü Savaşı'ndan da arkadaşlar Çerkez Ethem isyanını da bastıran meclisimiz arkadaşlar başarıyla çıkacaktır. Evet, özellikle biz bu süreçte işte bakın Afganistan ile dostluk anlaşması, Sovyet Rusya ile işte Moskova Antlaşması, bunları birazcık açalım istiyorum. Ele alalım istiyorum. Arkadaşlar şöyle yaklaştırdığımda net bir şekilde göreceksiniz. Bakın Londra Konferansı'na biz katılacağız. 23 Şubat 12 Mart 1921 tarihleri arasında aslında çok arkadaşlar büyük umutlar barındırdığımız bir arkadaşlar konferans değil. Fakat biz buraya gidip Misak-ı Milli'yi duyurmak,
Türk toplumunun ve devletinin tek temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu göstermek adına, kendimizi İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmek adına, dünya kamuoyuna haklı davamızı duyurmak adına katılım göstereceğiz. Bu süreçte tabii ki de meclisimizi tanımayan işgalci kuvvetler İstanbul Hükümeti aracılığıyla meclisimizi davet edince Mustafa Kemal Bey buna karşı çıkacak. Biz bağımsız bir yapıyız ve doğrudan teklif edilmediğimiz sürece bu konferansa katılmayız diyecek. Ve arkadaşlar İtalya aracılığıyla meclisimiz arkadaşlar davet edilecek. Ve arkadaşlar Bekir Sağan Bey bizi temsil edecek ve UEH'de yer alarak oraya gidecek. Evet arkadaşlar, bu süreçte incelediğimizde konferansta çok değerli ve kıymetli bir olay olacak. Bakın hemen şurada şöyle, hatta biraz daha büyüterek arkadaşlar size göstereyim. Burada arkadaşlar İstanbul Hükümeti'nin sözcüsü Tevfik Paşa'ya söz hakkı geldiğinde paşa aynen şunu diyecek: ben sözü Anadolu'nun gerçek temsilcisi ve milletimizin demek istiyor. Yani milletimizin gerçek temsilcisi Bekir Sami Bey'e bırakıyorum. Yani arkadaşlar aslında burada şu çok önemli. İtilaf Devletleri hem İstanbul Hükümeti'ni davet edip hem İstanbul Hükümeti'ni davet edip hem de arkadaşlar Ankara Hükümeti'ni, yani meclisimizi davet edip arkadaşlar bir ikilik yaratmaya çalışıyordu. Fakat arkadaşlar bu ikiliğe gördüğünüz gibi hem Tevfik Bey hem de Büyük Millet Meclisi hiçbir şekilde izin vermeyecek arkadaşlar. Ve gerçekten Türk toplumunun ve devletinin tek temsilcisinin Gazi Meclisi olduğu burada vurgulanacak. Arkadaşlar ulusal varlığını meclisimiz bu konferansta tanıtmıştır. Dediğim gibi misak-ı milli ve haklı davamız tüm dünya kamuoyuna duyurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin barış yanlısı olduğu anlaşılmıştır. Meclisimizin zaten arkadaşlar bakın bu konferansa katılmasının en temel nedenlerinden biri de budur. Yani dünyada şöyle bir algı var arkadaşlar. Bu çok yanlış ve peşin bir hüküm. Yani temeli olmayan bir hüküm. İşte Türkler sadece savaşır, Türkler şöyledir, Türkler böyledir. Yargılayıcı usluplarla, işte barbarlıkla, şunda bunda itham ediliyoruz. Ama biz diyoruz ki hayır. Biz uluslararası normlara uygun bir barışa varız. Ama biz işgale biz dayatmaya yokuz. Evet, bu anlamda arkadaşlar Bekir Sağan Bey'in katıldığı Londra konferansında meclisimiz milli varlığında arkadaşlar kabul ettirmiş oluyor. Çıkmış sorular bölümünden hemen gene bir örnek verelim. Londra konferansında Sevr Antlaşması'nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılması önerilmiş. Bu önerileri Türk delegeler Ankara'ya bildirmeden Yunanlılar saldırıya geçmiştir. Yunanlıların saldırıya geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz. Tekalifi milli emirleri, yani ulusal vergi emirlerinin uygulamaya konulması. B şıkkı Yunanistan'ın 1. İnönü Savaşı'nın yenilgisini unutturmak istemesi. C şıkkı Türkiye'nin misak-ı milliyi dünya kamuoyuna duyurması. D şıkkı konferansın hiçbir sonuca varılmadan dağılması. E şıkkı, Edirne şıkkı ise anlaşma devletlerinin Yunanistan'ı kışkırtması. Arkadaşlar bakın cevabımız çok nettir. Niye? Tekalifi milli emirleri zaten Kütahya Eskişehir Savaşı sonrasında olacak. Yani bu süreçte şu an için herhangi bir ilgisi alakası olmadığından ve sorumuz olumsuz formda olduğu için muhakkak altı çizgili formlara ve koyu renkli yazılan formlara biz testlerde, soru bankalarında vesaire merkez sınavımızda dikkat edelim. Cevabımız A şık olarak karşımıza çıkar kıymetli arkadaşlar. Evet, bu süreçte arkadaşlar birazcık yapılan anlaşmaları ele alalım. Afganistan ile dostluk anlaşması. Bakın, çoğunluğunun Müslüman olduğu bir devletle dostluk anlaşması yapıyoruz ve ilk defa arkadaşlar Müslüman bir devlet bizi, yani Türkiye Büyük Millet Meclisimizi tanımış oluyor ve burada ilişki ve işbirliği yapılıyor. Mesela Afganistan'a öğretmenler gönderiliyor, kültürel bir işbirliği var. Afganistan bu anlamda, İslami anlamda da Türkiye'nin dünyada lider olduğunu arkadaşlar İslam ülkeleri arasında da yine arkadaşlar çoğunluğunun Müslüman olan ülkeler arasında lider olduğunu kabul ediyor. Bu da önemli bir arkadaşlar husustur. Evet arkadaşlar, bu süreçte 12 Mart 1921'de Milli Marşımız kabul ediliyor. Milli Marşımızla ilgili belli anekdotlara değinmek gerekirse, ilk defa Kastamonu Açık Söz Gazetesi'nde marşımız yayınlanmıştır. Meclisimizde Hamdullah Sufi Tanrıöver arkadaşlar okumuştur. Darül Mesai adlı hayır kurumuna Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızın yazarı, kazandığı parayı bağışlamıştır kıymetli arkadaşlar. Evet, yeni Türk Devleti'nde Milli Marşı devletimizin bağımsızlık marşı olmuştur. Moskova Antlaşması çok önemli ve değerlidir. 16 Mart 1921'de imzalanmıştır. Bakın arkadaşlar, Doğu'da önemli bir güç olan Rusya ile bu anlaşmayı yaptık. Zaten bizim Londra arkadaşlar konferansına baktığımızda, aslında böyle altını oya oya incelediğimizde şunu çok açık ve net bir şekilde görürüz. Özellikle Batılı devletler, İngiltere'nin başını çektiği grup,
Türkiye'nin Sovyetlere yaklaşmasını istemediğinden dolayı Türkiye'yi Londra Konferansı'nda meclisinizi kabul etmiş ve gelmelerini aslında içten içe istemişlerdir. Çünkü Rusya ile yakınlaşmamızın onların güvenliğini ciddi anlamda tehdit edeceğini onlar düşünmekte arkadaşlar. Ve bu anlamda Moskova Antlaşması ile önemli bir adım atılmış arkadaşlar. Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Birazcık anlaşmanın maddelerine bakalım. Yıldızlı kısımları da yine vurgulayalım. Önemli kısımlar efendim. Taraflardan birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacak. Yani iki taraf arasında diplomatik işbirliği olacak. Ve arkadaşlar Sovyet Rusya Sevr'i tanımayacak. Yani Sevr'i tanımayan ilk Avrupa devleti kim oldu? Sovyet Rusya. Bakın bizi tanıyan arkadaşlar bu anlamda ilk Avrupalı devlet de Sovyet Rusya oldu. Sorularda şuna çok yanılıyorsunuz. İlk itilaf devleti Sovyet Rusya'dır. Hayır arkadaşlar, Sovyet Rusya bir itilaf devleti değildir. Sizin itilaf devleti diye düşündüğünüz Rusya Çarlık Rusya'dır. Bizi tanıyan ilk itilaf devleti Sakarya Savaşı sonrası Ankara Antlaşması'nı imzalayıp Güney Cephemizi kapatmıştık ya. Kimle imzalamıştık? Çok güzel. Fransızlarla. İşte o Fransızlarla imzaladığımız anlaşmayla beraber ilk defa bir itilaf devleti bizi tanıyacak. Arkadaşlar bu süreçte Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya'sı arasındaki anlaşmalar geçersiz olacak. Yani aslında iki ülkede de arkadaşlar bir değişim olduğunu, bir rejim, bir sistem değişikliği olduğunu görüyoruz. Geçmişe dayalı anlaşmaları reddediyoruz. Sovyet Rusya, Batum'un Gürcistan'a verilmesi şartıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ermenistan ve Gürcistan ile yaptığı anlaşmaların yanında Misak-ı Milli'yi tanıyacak. Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk Avrupalı devlet olmanın yanı sıra arkadaşlar burada önemli bir anekdot. Batum verilmiş. İlk defa Misak-ı Milli'den taviz verilmiş oluyor. Kitabımızda da hemen belirtmiş ilk taviz diye. Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını kabul ediyor. Yani kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk Avrupalı devlet de Sovyetler oluyor. İki taraf arasındaki ilişkileri geliştirecek iktisadi, siyasal anlaşmalar yapılacak. Zaten biz hemen ilk büyükelçiliğimizde arkadaşlar orada açacağız. Diyaloglar Sovyet Rusya ile bu anlamda olumlu yönde ilerleyecek ve milli mücadele noktasında da belli oranda silah ve mühimmat desteği de bize sağlayacaklar ilerleyen süreçte. Boğazların bütün devletlerin ticaret gemilerine açık kalmasını sağlamak için Karadeniz'e kıyısı olan devletlerle bir konferans düzenlenecektir. Karadeniz'e kıyısı olan devletler bu işe alsın. Batılı devletler burada nüfus sahibi olmasın. Buralara yayılmasın. Bizim de arkadaşlar bağımsızlığımızı tehlikeye düşürmesin. Burada önemli bir uyarı şudur arkadaşlar. Sovyetler bir yandan da komünist rejimini Türkiye'yi arkadaşlar ithal etme gibi bir düşünceleri de var. Bu da açık. Ama burada arkadaşlar Türkiye önemli önlemler de alacak. Diyecek ki milletler kendi geleceklerine kendileri karar verecek. Yani arkadaşlar meclisimize ve bizim bağımsızlığımıza saygılı olunması hususu ve bizim arkadaşlar toplumumuzun istediği şekilde yönetilmemiz hususunun arkadaşlar korunacağı açıkça belirtilmiş ve uluslararası bir anlaşmada yine koruma altına alınmıştır. Bir arkadaşlar rejim inşası veya bir rejim ithali durumu söz konusu olmayacaktır bu hususta. Evet arkadaşlar, genel olarak baktığımızda bir savaşı daha ele alalım istiyorum. Bu da 2. İnönü Savaşı olsun. 23 Mart 1 Nisan 1921 tarihleri arasında. Yine bu hususta arkadaşlar bizim karşımıza çıkan değerli bir savaştır Batı cephesinde. Özellikle Londra Konferansı'nda arkadaşlar itilafların bir diğer amacı da neydi? Aslında biraz da Yunanlılara zaman kazandırmak. Hani oradan çok bir barış, çok bir ortak bir nokta çıkacağını biz ne yapmıyorduk? Düşünmüyorduk. Sevr'in biraz daha böyle değiştirilmiş, dönüştürülmüş halini önümüze koyuyorlardı. Burada arkadaşlar 2. İnönü Savaşı'nda Yunanlılar arkadaşlar bir daha karşı saldırıya geçecek ve 1. İnönü mağlubiyetini unutturmaya çalışacaklardır. Fakat arkadaşlar burada da yine İnönü mevkiinde meclisimiz arkadaşlar burada Yunanlıları durduracaktır. Özellikle Fevzi Paşa'nın burada büyük gayretleri ve çalışmaları vardır savaşın kazanılmasında. Burada Türk ordusu geri çekilen Yunan kuvvetlerine karşı Aslan Dumlupınar'da bir taarruz girişiminde bulunacak ama ordumuz henüz taarruza hazırlıklı olmadığı için arkadaşlar net bir başarı elde edemeyeceğiz. 2. İnönü Savaşı'nda da ordumuzun galip gelmesiyle beraber kıymetli arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü itilaf devletleri tarafından yavaş yavaş kabul edilmeye başlanmıştır arkadaşlar. İtalyanlar işgal ettikleri yerde evet biz artık bu Anadolu'da duramayız diyerek yavaş yavaş geri çekilmeye ve bu bölgeleri boşaltmaya başlamıştır. İngiltere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'de bakın yavaş yavaş hani Rusya'ya da yaklaştık ya, yavaş yavaş arkadaşlar bakın tedirgin olmaya başladılar ve Malta'daki tutuklularımızı ve esirlerimizi arkadaşlar serbest bıraktılar. Bu süreçte bizimle iyi ilişkiler kurabilmek adına bir adım atmak istediler. Tabii ki de toplumumuzun meclisimize karşı olan güveni arttı ve Fransa arkadaşlar Ankara'ya temsilci gönderdi.
Bu süreçte arkadaşlar Fevzi Paşa da yine Orgeneralliğe terfi edecektir. Buradaki önemli başarılarıyla kendisi Orgeneral olacaktır Fevzi Paşa da. Arkadaşlar genel olarak söyleyeceklerimiz bu dersimiz için bu kadar. Kütahya-Eskişehir savaşlarında kalalım. Gelecek derslerimizde buradan devam edeceğiz. Gelecek derslerimizde görüşmek üzere.